Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu kalemde yeni bir kitapla beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim, anlatmak istediğim kitap John Berger'in Manzaraları Metis yayınlarından çıkmış. John Berger'in Manzaraları. Şöyle göstereyim arkadaşlar kapıyı, Kapağıyla bir tanışmışlığınız olsun. Ee, kitap John Berger'in yazılarından derleme olarak oluşturulmuş. Ee, bir serinin devamı gibi. Çevirenler Beril Eyüpoğlu, Özlem Dalkıran, Oğuz Tecimen. Ee, şimdi alıntılarımı okuyayım. Daha doğrusu işaretlediğim yerleri okuyayım. Ondan sonra kitap hakkında da bir şeyler söyleyelim. Zaten muhtemelen alıntıları okurken kitap hakkında da konuşmuş olacağız. Alıntılarımı azaltmaya çalıştım ama tabi belli bir yere kadar azaldı. O yüzden bu program biraz uzun olabilir arkadaşlar. Onu başta söylemiş olayım. İlk okuyacağım cümle 22. sayfadan. Her kopya ister istemez bir şeyler değiştirir. Her kopya ister istemez bir şeyler değiştirir. 22. sayfadaydı. Devam ediyoruz. Bir sonraki cümle 26. sayfadan. Şöyle bir yerden başlayayım bunu da okumaya. Ken kolunu omzuma atıp hemen beni dışarı çıkardı. Sokakta hiç ışık yoktu. Bu dediğim savaş zamanı Londra'sında oluyordu. Ses çıkarmadan epeyce yürüdük. Eğer ağlamak zorunda kalırsan dedi. Eğer ağlamak zorunda kalırsan dedi. Çünkü bazen başka bir şey yapmak elinden gelmez. Eğer ağlamak zorunda kalırsan asla o anda değil daha sonra ağla. Bunu unutma. Ancak yanında seni sevenler varsa, yalnız seni sevenlerin yanındaysan işte o zaman talihli sayılırsın. Çünkü hiçbir zaman daha çünkü hiçbir zaman fazla seveni yoktur insanın. Eğer seni sevenlerin yanındaysan o zaman o anda ağlayabilirsin. Yoksa hep daha sonra ağla devam ediyoruz arkadaşlar geldik 29. sayfaya Kısa bir yer her komedyen bir mağduru oynardı. 29. sayfa. Her komedyen bir mağduru oynardı. Bilet alıp oraya gelen ve kendileri de birer mağdur olan herkesin kalbini fethedecek bir mağduru. Her komedyen bir mağduru oynardı. Bilet alıp oraya gelen ve kendileri de birer mağdur olan herkesin kalbini fethedecek bir mağduru. Komedinin tabiatına dair güzel bir tespit. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik 31. sayfaya. Ee, şöyle bir yerden başlayayım. Kahvaltı sırasında da gazete okurduk. Gazeteler o zaman 4 en fazla 6 sayfa olurdu. 9 Eylül 1941. Leningrad'ın bağlantıları... Alman birlikleri tarafından kesildi. 12 Şubat 1942, 3 Alman kruvazörü hiçbir engelle karşılaşmadan Dover Boğazı'ndan geçti. 25 May Mayıs 1942, 25 Mayıs 1942, Vermah Harkov'da 250 bin Sovyet askerini esir aldı. Naziler de Napolyon'un yaptığı yanlışı yapıyorlar diyorduken, Naziler de Napolyon'un yaptığı yanlışı yapıyorlar diyordu Ken. General kışın gücünü fazla küçümsüyorlar. Haklıydı. Kasım ayının sonunda General Paulus ve 6. ordusu Stalingrad'da kuşatıldılar. Şubat'ta da General Zukov teslim oldular. E, Şubat'ta da General Zukov'a teslim oldular. İkinci Dünya Savaşı'nın e, perde arkasına dair ilginç bir tespit. General Kış devam ediyoruz. Geldik 45. sayfaya. Üçüncü boyut, iskemlenin, bedenin, ağacın katı birer cisim oluşu, hiç değilse duyularımız söz konusu olduğunda var olduğumuzun başlıca kanıtıdır. Üçüncü boyut, iskemlenin, bedenin, ağacın katı birer cisim oluşu, hiç değilse duyularımız söz konusu olduğunda var olduğumuzun başlıca kanıtıdır. Kelime ile dünya arasındaki farkı oluşturur. Kelime ile dünya arasındaki farkı oluşturur. Ne? Üçüncü boyut. Devam ediyoruz. 50. sayfadayız arkadaşlar. Ee, kısa bir cümle. İyimserlik de onun genç kalmasını sağlayan iyimserlikti onun genç kalmasını sağlayan hakikaten de iyimser insanlar biraz genç tabiatta olurlar 60 sayfadayız. hızlı gitmeye çalışıyorum ee, güzel bir tespit var burada ee, şuradan alıp başlayayım bugün sanat anlamı sadece nadirliğinde ve heyecan uyandırıcı olarak işlevsel değerinde yatan ticari bir meta muamelesi görmektedir Bugün sanat, anlamı sadece nadirliğinde ve heyecan uyandırıcı olarak işlevsel değerinde yatan ticari bir meta muamelesi görmektedir. Kendisinin ötesinde herhangi bir şeye işaret etmesi söz konusu değildir. Sanat eserleri, özleri itibariyle pırlantadan ya da ultraviyole lambasından farklı görülmez, diyor ve devam ediyor. Biz devam etmeyelim uzar çünkü mevzu epey bir eleştirisi var zaten modern sanata John Berger'in efendim geldik 63. sayfaya şöyle kısa bir yer okuyacağım yine biçimlendirme fikrin ve figürün bak biçimlendirme fikrin ve figürün ayrı ayrı uzun erimli doğumları ile başlar ve ancak her ikisi birbirinden ayırt edilmesi mümkün olmayacak denli kaynaşınca son bulur biçimlendirme fikrin ve figürün ayrı ayrı uzun erimli doğumları ile başlar ve ancak her ikisi birbirinden ayırt edilmesi mümkün olmayacak denli kaynaşınca son bulur. Güzel. Devam ediyoruz. Geldik 67. sayfaya. Bu cümleyi düşünün bakalım. Yani ben üzerine düşündüm. Değişik açılımlar oldu kafamda. Ama düşündürecek de bir cümle. Yani bir çırpıda söyleyeceklerini söylemiyor. Ya da bir çırpıda söylenecekleri söylemiyor. Haklı olarak güzel diye adlandırılan her şeyle ilgili paradoks, haklı olarak güzel diye adlandırılan her şeyle ilgili paradoks, onun görünür bir şey olmasıdır. Haklı olarak güzel diye adlandırılan her şeyle ilgili paradoks, onun görünür bir şey olmasıdır yazıyı okuyunca biraz daha açılacaktır ama tek başına da cümle hakkında düşünülesi. 69. sayfa şöyle bir yerden alayım. Hiçbirimizin yaşamda kaderimiz olan gerçek dramları yaşamaya vaktimizin olmadığı sezgisiyle doldur Prost. Hiçbirimizin yaşamda kaderimiz olan gerçek dramları yaşamaya vaktimizin olmadığı sezgisiyle doldur Prost bizi yaşlandıran budur. Başka hiçbir şey değil bu. Yeryüzünde, yüzümüz yeryüzündeki diyorum tevbe estağfurullah. Yüzümüzdeki kırışıklıklar ve çizgiler kapımızı çalan büyük tutkuların, kötü alışkanlıkların, sezgilerin kayıtlarıdır. Yüzümüzdeki kırışıklıklar ve çizgiler kapımızı çalan büyük tutkuların, kötü alışkanlıkların, sezgilerin kayıtlarıdır. Oysa bizler, efendiler, evde değildik o anda. Yani yaşananlar bizde iz bırakıyor ama biz yaşananların farkında yeterince olmuyoruz diyor. Devam ediyoruz. Geldik 77. hatta pardon. Estağfurullah 76. sayfaya. Her hikaye yine kısa bir yer. Her hikaye ve hikayeye tanıklık edildiğinin kanıtı olan her yorum portreye katkıda bulunur ve köyün varlığını doğrular. Cümlenin benim dikkatimi çeken yerisi yeri hikayeye tanıklık edildiğinin kanıtı olan her yorum. Yani yorum diyor hikayeye tanıklık edildiğinin kanıtıdır. Yorumu hiç bu açıdan düşünmemiştim. Enteresan. Ve şöyle diyor yine burada. Köylüler kentliler gibi rol yapmaz. Bunun sebebi köylülerin basit ya da daha dürüst olmaları veya üç kağıtçı olmamaları değil, bir kişi hakkında bilinenlerle bilinmeyenler arasındaki alanın ki performansın yapıldığı alandır bu çok küçük olmasıdır. Köylüler rol değil ancak şaka yaparlar. Yani birbirlerini zaten hep tanıdıkları için e, rol yapmanın bir anlamı yok diyor köylülerin dünyasında. Devam ediyoruz. 80. sayfaya geldik yine kısa bir cümle okuyacağım. Tereddütsüz inandığı içindir ki hep hayat doluydu. Tereddütsüz inandığı içindir ki hep hayat doluydu. İnanmak hayatı yaşamayı da etkiliyor mu? Etkiler arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ya cesaretin de menbaı imandır. Her hasene gibi, haslet gibi cesaretin de menbaı imandır. Demek hayatı dolu dolu yaşamanın da menbaı inanmak yine. 88. sayfa ee, yine kısa okuyacağım Roma Romeo ve Juliet'in hikayesi Romeo ve Juliet'in hikayesi ilk olarak ikisi de öldükten sonra başlar asıl hikayeleri gerçek hikayeleri Romeo ve Juliet'in hikayesi ilk olarak ikisi de öldükten sonra başlar hepsi değilse bile hikayelerin çoğu ana kahramanın ölümüyle başlar. Bu anlamda hikaye anlatıcılarına ölümün katibi denilebilir. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Geldik 98. sayfaya. Ee, bir paragraf okuyacağım arkadaşlar. O halde insan kalmaya bak. Temel mesele insan olmak. Bu ise kararlı, dürüst ve neşeli olmak demek. Evet, herkese ve her şeye rağmen neşeli olmak. Çünkü sızlanmak zayıfların işidir. Benim çizdiğim yerde burası. Çünkü sızlanmak zayıfların işidir. İnsan olmak demek, gerektiğinde tüm hayatını seve seve kaderin büyük terazisine koymak, fakat aynı anda her aydınlık güne ve her güzel buluta sevinmek demektir. İnsan olmak demek, gerektiğinde tüm hayatını seve seve kaderin büyük terazisine koymak fakat aynı anda her aydınlık güne ve her güzel buluta sevinmek demektir. Keşke öyle olsak. Geldik 103. sayfaya. Tarihe geniş bir perspektiften bakıldığında... ...bizim çağımızın bir yapmacıklık ve çöküş, ol çöküş dönemi olduğu su götürmez. Bir daha okuyayım. Tarihe geniş bir perspektiften bakıldığında bizim çağımızın bir yapmacıklık ve çöküş dönemi olduğu su götürmez. Geldik buradan. 116. sayfaya geldik arkadaşlar. Romantizme dair çok güzel bir tespiti var. John Berger'in. İşte romantizmin iki veçesini açıklayan bu çıkmazdır. İşte romantizmin iki veçesini açıklayan bu çıkmazdır araştırmacı macera perestlik ile hastalıklı bir rahatına düşkünlük. Saf romantikler için dünyanın en romantik olmayan iki şeyinden ilki hayatı olduğu gibi kabullenmek. Bunu yapamıyorlar, hayatı olduğu gibi kabullenemiyorlar. İkincisi de onu değiştirmeyi başarmaktı. Onu da istemiyorlar demek ki ya da zorlamıyorlar. <laughs> bir tezat romantizm. 126. sayfaya geldik arkadaşlar. Aa, burası güzel. Ee, şöyle bir yerden başlayayım. Dünyanın birliği ifadesi tehlikeli bir ütopya halesine bürünebilir. Dünyanın birliği ifadesi tehlikeli bir ütopya halesine bürünebilir. Ama ancak olduğu haliyle dünyaya siyasi olarak uygulanabilir olduğu düşünülürse. Bir daha okuyayım. Ama ancak olduğu haliyle dünyaya siyasi olarak uygulanabilir olduğu düşünülürse dünyanın birliğinin olmazsa olmaz koşulu benim çizdiğim yerde burası dünyanın birliğinin olmazsa olmaz koşulu sömürünün sona ermesidir. Bu gerçek görmezden geldiğinde gel, gelindiğinde bu ifade ütopiyacı hale gelir. Yani sömürü devam ediyorsa birlik millik olmaz kardeşim diyor. Birleşmiş Milletlere bir mesaj Geldik 133. sayfaya. Aa burası da güzel. Ee, düşünmek lazım. İnsan uğruna gerçekliğin görsel hale getirildiği gözdü. İnsan uğruna gerçekliğin görsel hale getirildiği gözdü. İdeal göz. Yaratılışın bir hikmeti. 134. sayfa. Doğa sanatçının kendi deneyimi yoluyla gördüğüdür. Doğa sanatçının kendi deneyimi yoluyla gördüğüdür. Güzel bir cümle, kallavi bir cümle. <laughs> 136. sayfaya geldik. Abrasta çok güzel ya. Heisenberg modern fizikçiden şöyle bahseder. Heisenberg modern fizikçiden şöyle bahseder. Doğa bilimini doğayı sadece betimleyip açıklamaz. Doğa bilimi doğayı sadece betimleyip açıklamaz. Doğa ile aramızdaki karşılıklı oyunun parçasıdır. Sorgulama yöntemimize ifşa olduğu şekilde betimler doğayı bak. E, doğa bilimi doğayı sadece et, betimleyip açıklamaz. Doğa ile aramızdaki karşılıklı oyunun parçasıdır. Sorgulama yöntemimize ifşa olduğu şekilde betimler duayı. Yani biz de nasıl sorguluyoruz duayı o bize duanın verdiği cevabı etkiliyor diyor. Hadisi kutsi var ya kulun beni nasıl bilirse ben de ona öyle muamele ederim. Ona fiziğin yaklaştığı bir yer diyelim bunun için. Geldik 142. sayfaya. Dadaistlerin asıl sözcülerinden biri olan Hans Arp şöyle yazıyordu. Ben bunu Twitter'da da paylaştım. Dadaistlerin asıl sözcülerinden biri olan Hans Arp şöyle yazıyordu. Rönesans insana aklı göklere çıkarmayı öğretti. Rönesans insana aklı göklere çıkarmayı öğretti. Modern zamanlar bilim ve teknolojiyle insanı megalomanlığa yöneltti. Çağımızdaki kargaşa akla atfedilen aşırı itibardan ileri geliyor. Çağımızdaki kargaşa akla atfedilen aşırı itibardan ileri geliyor. Yani bu süreç birbirinin devamı diyor. Aklı göklere çıkarmak, megalomanlık ve akla verilen aşırı itibar. E, 144. sayfa buraya katılır mıyız katılmaz mıyız ben hani bir açıdan katıldım bir açıdan katılmadım ama paylaşacağım burayı da sizinle 144. sayfa Bir müzik parçasının başladığı an tüm sanatların mahiyetine dair bir ipucu sunar. O anın kendinden önceki hesaba katılmayan, algılanmayan sessizliğine kıyasla uyumsuzluğu sanatın sırrıdır. Uyumsuzluğu sanatın sırrıdır diyor acaba? Acaba uyumsuzluğu mudur yoksa derinden fark ettiğimiz başka bir uyum mudur? Bu uyumsuzluğun ve ona eşlik eden şokun anlamı nedir? Mevcut olan ile arzu edilen arasındaki farkta aranmalıdır bu anlam. Her sanat bu farkı tanımlama ve bu farkın doğallığını bozma girişimidir. Uzun zaman sanatın doğayı taklit etme ve kutlama olduğu düşünüldü. Bizzat doğa kavramı arzulananın yansıması olarak görüldüğü için ortaya çıkmıştı karışıklık. Madem doğa görüşümüzü temizledik, o halde sanatın Millet de kabul etmek zorunda olmadığımız verili olanın yetersizliğine dair hissiyatımızın ifadesi olduğunu görebiliriz. Sanat, çizdiğim bir diğer cümle burası, sanat talihimiz ile hüsranımız arasında ara buluculuk yapar. Sanat, talihimiz ile hüsranımız arasında ara buluculuk yapar. Bazen bir dehşet tınısına yükselir, bazen geçici olana kalıcı bir anlam ve değer verir. Bazen arzu edileni betimler. Tamam sanatta evet hakikaten bir arzulanan şeyi vardır. Ancak e, bunun bir bozma mı yoksa var olanı fark etme mi? Ya da e, varlıkta varlıktan ötesini fark etme mi olduğu belki tartışılmalıdır. Çünkü uyumsuzluk çirkinlikte de var ama onu sanatta bulmuyoruz. Yani uyumsuzluk sanatın tek şartı diye bakılırsa her uyumsuzluğa sanat denilir. O da öyle değildir akıl kabul eder ki öyle değildir. Geldik 153. sayfaya. Aslında her büyük şehir onu ziyaret eden her gazeteciyi bulmak istediği hikayeyi sağlayacak kadar büyüktür. Aslında her büyük şehir onu ziyaret eden her gazeteciye bulmak istediği hikayeyi sağlayacak kadar büyüktür. Geldik 155. sayfaya. Eğer bu basma kalıp bir ifade gibi gelirse, günümüzde yeteneğin bir eğilim değil, mülk olarak görüldüğünü hatırlamakta yarar var. Kıssa hala geçerli. Burada eğilim ve mülk nedir, farkı nedir? Mülk, ticareti yapılabilen bir şey. John Berger bunu kastediyor. Halbuki diyor, yetenek eğilim olmalıydı. Yani böyle kontrol edilemez. Fark edilir ama avuçlanamaz, avuç avuç satılamaz, ticari metaya dönüştürülemez bir şey olmalıydı diyor. Kitap boyunca da bunu vurguluyor zaten. En büyük sorun olarak satılabilirliğini görüyor. 161. sayfa. Burayı şöyle biraz yukarıdan alayım. Bu eserlerin modern sanata bir eleştirisi. Bu eserlerin kaçınılmaz umutsuz çöküşüne dekadansına dair tek bir kanıt gerekirse ya da şunu şuradan alıp geleyim ya biraz daha yerden alayım. Bugün Venedik'teki binlerce eserin ABD'den, Almanya'dan, İtalya, Hollanda, Fransa'dan gelen eserlerin tek bir ortak imgesi var. Çamurun, çöpün imgesi. Bunu söylerken bir yargıda bulunmuyorum, olanı söylüyorum galeriden galeriye galeriye dolaşan birinin göreceği şey çürüme biçimleri ve kokuşmanın kiri. Bazı tuvallerde koca bir delik açılmış. Bazılarında derin kesiklere doldurulmuş sargı bezleri var. Bazıları çimentoyla kaplıyken diğerlerinde kalın tabak halinde sürülen tek renk boya yapay olarak çatlatılmış ve soyulmuş. diyor devam ediyor buraya atlayayım şöyle bir yerden devam edeyim. Katkı, katkılardan değil bozmaktan, ihlalden söz ediyoruz. Bu eserlerin kaçınılmaz, umutsuz çöküşüne, dekadansına dair tek bir kanıt gerekirse, çoğunun fiziksel olarak besbelli birkaç yıldan fazla dayanamayacağı gerçeğinde bulabiliriz bu kanıtı. Bunlar yapılmış nesneler değil, kullanılmış nesneler. Sigara izmaritleri, kırık şişeler ve içlerinde durma en münasip düşen kullanılmış prezervatifler. Daha önce de başka vesilelerle bu tür karşı sanatın non art ortaya çıkmasına sebep olan toplumsal ve psikolojik unsurları açıklamaya çalışmıştım. Karşı sanat farkında olmadan ve tamamen pasif biçimde de olsa elbette bir gerçeği yansıtıyor. Emperyalizmin ölüm sancılarına eşlik eden korkuların, sinizmin, insanların yabancılaşmasının gerçeğini Devam ediyor. 162. sayfada arkadaşlar, ee, işte ironi tam burada. Kendine yakıştırdığı ünvanla sözde özgür dünyanın sanatı büyük bir hızla bugüne dek üretilmiş en dar ve sınırlı sanat haline geliyor. İşte ironi tam burada. Kendine yakıştırdığı ünvanla sözde özgür dünyanın sanatı büyük bir hızla Bugüne dek üretilmiş en dar ve sınırlı sanat haline geliyor. Geldik 165'e. Şöyle bir yerden başlayayım. Yaz aylarında Floransa'daki Uffizi Sarayı'nda gruplar halindeki kalabalıklar sıcaklamış ve görüşleri sürekli kesintiye uğratılarak hiçbir eserin kendini göstermediği ya da anlatılmadığı bir iki saatlik rehberli turlara razı oluyorlar. Büyük bir eziyet çekiyorlar ama bunun ödülü Uffizi sarayında bulunduklarını söyleyebilmek oluyor. Botticellilere onların sahip olunabilir birer çerçeveli ahşap veya tuval parçası olduklarını anlayacak kadar yaklaşıyorlar. Belli bir açıdan onlara sahip oluyorlar. Ya da daha doğrusu onlardan kendi mülkleriymiş gibi söz etme hakkına sahip oluyorlar. Adeta epey sulandırılmış biçimde Medici'lere misafir gitmişler ya da misafircilik oynamışlar gibi. Tüm müzelerde güçlü ve zenginlerin hayaletleri vardır ve sonuç olarak biz de müzelere hayaletlerle birlikte dolaşmak için gideriz. Yani sanattan anlamak, sanat eserinden bir şeyler çıkarmak anlamına yoğunlaşmak yok artık diyor. Görmek, görüntülemek, ben de oradaydım, ben de bunları gezdim, gördüm demek diyor. Başka bir şey kalmadı. 167. sayfa, ee, nereden başlamak lazım buna? Şöyle bir yerden okuyayım. Sanat kendini özgürleştiremiyor. Ne kadar şiddetli, ne kadar aşırı, ne kadar kaba olursa o kadar olağan dışı ve nadir bir mülkiyet nesnesi olarak, nesnesi olarak çekiciliği artıyor. Devamında şöyle bir yerden şey yapayım. Ee, du kampın kendisi de kısa bir süre önce şu sözleriyle, sözleriyle bir put kırıcı olarak yenildiğini kabullendi. Günümüzde şaşırma diye bir şey kalmadı. Şaşırtan tek şey şaşırmamak. Yakında bir galerici bir bok sergisi açacak ve koleksiyonerler de bunları satın alacak derken mecaz yapmıyorum. Defalarca söylendiği gibi halk enayi olduğu ya da sanat dünyası çılgın olduğu için değil, sahip olma tutkusu öylesine çarpıklaştı ve şiddetlendi ki artık gerçeklikten uzaklaştı ve mutlak bir ihtiyaca dönüştü. Geldik 171. sayfaya. Portre ressamlığının görevi resmi yapılan kimsenin toplumsal rolünü vurgulamak ve onu idealleştirmektir. Portre ressamlığının görevi Resmi yapılan kimsenin toplumsal rolünü vurgulamak ve onu idealleştirmektir. 173. sayfa. Ee, yok buraya okumayayım. Zaten ayraç da koymamışım. Geldim 179. sayfaya. Ee, nereden başlayalım? Sanatın çekiciliğinin ve gerekçesinin tamamen estetiğe dayandığı iddiası gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Sanat aynı zamanda sanatsal olmanın dışında bir amaca da hizmet etmelidir. İslam sanatında bu böyledir zaten. İslam sanatı mutlaka işte çeşmedir, medresedir, camidir, bir fonksiyonu da olması lazım. Bizim sanatımızda heykel yoktur çünkü heykelin fonksiyonu yok. Sanat aynı zamanda sanatsal olmanın dışında bir amaca da hizmet etmelidir. Bir başyapıt çoğu zaman orijinal amacından daha uzun süre dayanır. Dayanır çünkü daha sonraki bir dönem barındırdığı tecrübenin yoğunluğu çerçevesinde esere başka bir amaç atfeder. Devam ediyoruz. Geldik 188'e. Eee Nereden başlayayım? Şöyle bir cümle okuyayım yeter ya. Liberaller her zaman alternatif egemen sınıftan yana olup hiçbir zaman sömürülenden yana değildir. Liberaller her zaman alternatif egemen sınıftan yana olup hiçbir zaman sömürülend sömürülenden yana değildir. Ama mevcut güçleri hesaba katmadan yıkıma girişmezseniz 1950'lerin başlarında pardon. Ama mevcut güçleri hesaba katmadan yıkıma girişemezsiniz. Ama mevcut güçleri hesaba katmadan yıkıma girişemezsiniz. 1950'lerin başlarında SSCB, Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, tüm aksaklıklarına rağmen kapitalizme meydan okuyan önemli bir sosyalist güç idi. Sosyalist güç idi, artık değil. Geldik 192. 190. sayfaya, toprak neyin değerli, neyin işe yaramaz olduğunu gösterir. Toprak neyin değerli, neyin işe yaramaz olduğunu gösterir. Jean-Pierre Vernant diye birisi söylemiş bunu. 191. sayfa, Batı Avrupa'da ekonomi planlayıcıların hesapları doğru çıkarsa 25 yıl içinde artık hiç köylü kalmayacak diyor. Burası da güzel arkadaşlar. 195. sayfa. Burayı dikkatle dinleyin. Bu alışılagelmiş cennet rüyası değildir. Köylünün dünyasında iş hala gereklidir. İş eşitliğin bir koşuludur. Hem burjuva hem marksist eşitlik, hem burjuva hem marksist eşitlik idealleri bir bolluk dünyası farz ederler. Hem burjuva hem marksist eşitlik idealleri bir bolluk dünyası farz ederler. Herkese bereket önün, önünde eşit hak talep ederler. Bilim ve bilimsel ilerlemenin sağladığı bir bolluk bereket özlerler. Ee, yani illaki bolluk olacak da bu dağıtılacak. Onların ideolojisinde bu varmış. Fakat İslam'da daha realist olarak zaman zaman kıtlığında da yoksulluğun da olduğu kabul edilir. İslam iktisadı emreder bu yüzden. 203. sayfa Yakında dünyanın kırsal alanları kendi kırsal nüfusunu beslemek için bile kentlere bağımlı hale gelebilir. Bu eğer doğru olursa, pardon, yakında dünyanın kırsal alanları kendi kırsal nüfusunu beslemek için bile kentlere bağımlı hale gelebilir. Bu eğer olursa ya da olduğunda Köylüler artık var olmayacaklar. Yukarıdan alsayım şimdi daha iyi olurmuş. Eskiden kentler şu ya da bu şekilde köylülere artı değerleri olarak görülen şeyden vazgeçmek zorunda bırakarak gıda ürünleri bakımından köylere bağımlıydılar. Yakında dünyanın kırsal alanları kendi kırsal nüfusunu beslemek için kentlere bağımlı hale gelebilir diyor işte. 204. Sayfa. Üretkenlik kıtlığı azaltmıyor. Üretkenlik kıtlığı azaltmıyor. Bilginin yayılması ille de daha yaygın demokrasiye yol açmıyor. Boş zamana kavuşma sanayileşmiş ülkelerde kişisel doyum kişisel doyum sağlayacak yerde kitlelerin daha fazla manipüle edilmesine yol açıyor. Dünyanın ekonomik ve askeri yönden birleşmesi barış değil soykırım getirdi köylünün ilerleme karşısında duyduğu kuşku, en sonunda küresel şirket kapitalizminin zorladığı biçimde ve bu tarihin iktidarıyla ona bir alternatif arayanlar da dahil olmak üzere herkese dayattığı haliyle bütünüyle yersiz ya da yanlış değil. Aynı sayfanın altında bir yer daha var. E, son olarak kapitalizmin kendisinin tarihsel rolü söz konusu. Adam Smith ya da Karl Marx tarafından öngörülmemiş olan rolü. Kapitalizmin tarihsel rolü tarihi yok etmektir. Kapitalizmin tarihsel rolü tarihi yok etmektir. Geçmişle her bağı teker teker koparmak, bütün çaba ve hayal gücüne ileride olacak olana çevirmektir. Sermaye, sermaye olarak eğer sürekli kendini yeniden üretebilirse var olabilir. Onun şimdiki gerçekliği gelecekteki gerçekleşmesine bağlıdır. Bu sermayenin metafiziğidir. Kredi sözcüğü geçmişteki bir başarıya yönelik olacağı yerde bu metafizik içinde gelecekteki bir beklenti içindir. Nasıl oldu da böyle bir metafizik bütün dünya sisteminin içine girdi? Nasıl tüketicilik pratiğine dönüştü? Mantığı nasıl sistemin yoksullaştırdıklarının gerici diye yani geçmişin lekesi ve işaretini taşıyor diye kategorileştirilmesine yol açtı. Bu denemenin sınırları dışında kalıyor. Yani onu izah etmek bu denemenin sınırları dışında kalıyor. Henry Ford'un tarih bir çöp yığındır deyişi hafife alınmıştır. Ne, de, ne dediğini çok iyi biliyordu. Dünyanın köylülerini yok etmek tarihsel ayıklamanın nihai edimi olabilir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik 208. sayfaya. Az kaldı. Sıkın dişinizi. Yaşamanın ilk şartı sığınmadır. Yaşamanın ilk şartı sığınmadır. Doğadan korunup sığınma. İlk doğa korunmak için edilendir. İlk hayat belirtisi acıya işaret edendir. Şayet yaratılışın bir amacı var idiyse bu olup bitenlerin açıklığından değil ancak işaretlerden soyut biçimde sökülebilecek gizli bir amaçtır. Burada şu şey kısmı önemli. Yaşamanın ilk şartı sığınmadır. Bizde de hani Kur'an okumaya başlarken istihaze yapılır ya. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınma. Diyor ki hayatta kalmak aslında sığınmayla başlıyor. Bir canlı var olduğunda o varlığın devam etmesi hemen bir sığınma güdüsüyle ilgili. Güdü diyoruz ama aslında sevki ilahi. Yani bir yer yuva yapıyor, bir efendim ya da hazır bir yuvaya konuyor. O şekilde orada dışarının etkilerinden korunması gerektiğinin bilinciyle yola çıkıyor. Bu onlar için böyle olduğu gibi insan için de böyle olmalı ki Kur'an da bize sığınmamızı çoklukla emrediyor. Buraya bağladım yani. Ee, şu cümleyi de okuyayım. Daha sıradan örnekler üzerinde de düşünebilirsiniz. Ha şöyle bir yerden geleyim. Bir heyelanın sürüklediği taş, taşın altında bir çiçek biter. Gece konduların üzerinde ay yükselir. Olabilecek en çarpıcı örnekleri veriyorum ki bağlamın kasvetliliği açığa çıksın. Daha sıradan örnekler üzerinde de düşünebilirsiniz. Nasıl karşılaş karşılaşırsak karşılaşalım, güzellik daima bir istisnadır. Hep bir şeylere rağmen var olandır. İstisnadan kastı bu. Güzellik daima bir istisnadır. Hep bir şeylere rağmen var olandır, bizi etkilemesi de bundandır. Bir şeylere rağmen var olan ama hep de o var. Nasıl oluyor? İşte Allah'a götüren bir delil. E, 209. sayfa. Görülen şey idrak edilir ve olumlanır. Ve bununla aynı zamanda gören kişi de gördüğü şey aracılığıyla olumlanır. Görülen şey idrak edilir ve olumlanır. Ve bununla aynı zamanda gören kişi de gördüğü şey aracılığıyla olumlanır. Doğruyu görmek, doğruyu göreni de olumluyor. Yani düşünmesi gereken şeyler bunlar arkadaşlar. 209. sayfa yine altında. Sanatın bütün dilleri anlık olanı kalıcı olana dönüştürme çabasının sonucunda geliştirilmiştir. Sanatın bütün dilleri, anlık olanı kalıcı olana dönüştürme çabasının sonucunda geliştirilmiştir. Sanat güzelliğin bir istisna olmadığını, bir şeylere rağmen var olmadığını, bir düzenin temeli olduğunu varsayar. Devam ediyoruz. Ee, sana onu yukarıdan mı gelmek lazım? Neyse şuradan okuyalım. Sanat potansiyel olumlamayı hiç bitmeyen bir olumlamaya çevirmeyi amaçlar. Sanat potansiyel olumlamayı hiç bitmeyen bir olumlamaya çevirmeyi amaçlar. İnsanın daha güven verici bir cevap alma umudunu ilan eder. Sanatın aşkın yüzü daima bir tür duadır. Sanatın aşkın yüzü daima bir tür duadır. E, neresi burası? Ha, 211. Olaylar ne kadar beklenmedikse gelecek de o kadar belirsizdi. E, mutluluktan söz etmek neden atlıyorum biraz. Fotoğraflardaki yüzler gergin, yorgun, düşünceli. Lakin mutluluk için tebessüm şart değil ki. Lakin mutluluk için tebessüm şart değil ki. İnsanlar kendilerini bütünüyle yaşanmakta olana, pardon, İnsanlar kendilerini bütünüyle yaşanmakta olan ana verebildiği zaman, insanlar kendilerini bütünüyle yaşanmakta olan ana verebildiği zaman varlık ve oluş aynı şey haline gelince mutluluk gerçekleşir. İnsanlar kendilerini bütünüyle yaşanmakta olan ana verebildiği zaman varlık ve oluş aynı şey haline gelince mutluluk gerçekleşir. Yani bir tür huzur mu? Bir tür ee, idrak mı? Odur diyor asıl. Tebessüm değil. Geldik 214. sayfaya. <laughs> ee, şöyle bir yerden başlayayım. Lakin siyasal toplumsal analizlerinde böyle bir inanca yer yoktu. Bu yüzden ona adı konmamış ama çok sevilen gayrimeşru bir çocuk muamelesi yaptılar. Trajedi de böyle başladı. İnançların adı konmadığı için gasp edilmesi kolaydı. Kararlılık ve dayanışma adına parti mekanizması ilk suçları mazur gördü. Derken suçlar başka suçların üstünü örttü. En sonunda hiçbir yerde inançtan eser kalmadı. 215. sayfa Çok uluslar küreselleşti. Öyle ki artık herhangi bir ulus devletten çok daha güçlüler. Daha altta bir cümle. Yüzyılımızın yoksulluğu bundan öncekilere benzemiyor hiç. Bunu paylaşmıştım yine Twitter'da galiba. Eskiden olduğu gibi doğal bir kıtlık sonucu değil bu yoksulluk. Bir dizi önceliğin zenginlerce geri kalan herkese dayatılması sonucu. Bu nedenle modern yoksullara tek tek kişiler dışında kimse acımıyor, ve süprüntü muamelesi görüyorlar. 20. yüzyıl tüketim ekonomisi dilencinin hiçbir şey ifade etmediği ilk kültürü yarattı. Sağlam eleştiriler. Aha bu da güzel arkadaşlar. 216. sayfada. İslam'a ilginin artması, Batı'nın gaddar iktisadi ve askeri mekanizmasıyla yüz yüze kalmış yoksullara ya da Filistinlilerin durumundaki gibi toprağa elinden alınmış ve göçe zorlanmış insanlara vaat ettiği toplumsal vicdandan ayrı düşünülemez. İslam'a ilginin artması, batının gaddar iktisadi ve askeri mekanizmasıyla yüz yüze kalmış yoksullara ya da Filistinlilerin durumunda olduğu gibi, toprağa elinden alınmış ve göçe zorlanmış insanlara vaat ettiği toplumsal vicdandan ayrı düşünülemez. Bu yazının konusu, ya nasıl oldu da Nietzsche'nin veya başkalarının öldü dediği tanrı hayata tekrar döndü. Dinler, maneviyat hayata nasıl döndü? Onu konu ediyor yazar, anlamaya çalışıyor. 217'de de şöyle diyor. Yaratılmış, kenara itilmiş olan maneviyat kaybettiği alanlara yeniden sahip olmaya başlıyor. Bu her şeyden önce insanların zihinlerinde gerçekleşiyor. eski tarz mantık yürütme, eski sağduyu hatta eski cesaret örnekleri terk edildi. Çoktandır çeperlere itilmiş alışılmadık kabuller ve umutlar özlerine sahip çıkmak üzere geri dönüyor diyor ve devam ediyor. Burada 218. sayfada şey diyor. Marx, Engels, Kalinin, Stadlow'un oyma ya da dökme heykelleri her yerde yıkılıyor diyor. Yani sosyalizmin dağılışını, yıkılışını kendisi de bir komünist olduğu için bir marksist olduğu için yazar vicdan azabıyla. Aslında komünist mi desek komünist de sayılır. Her ne kadar Sovyetler modelini beğenmese de. Devrilmiş halleriyle hesapları görülmüş, enkaza dönmüş, dönüşmüşler. Ne var ki bir uçak kaza, bir uçak ya da araba kazasına uğramadılar. Yıllar boyunca üst üste fedakarlıklar talep eden ya da bu fedakarlıklara meşruiyet kazandıran ilahlar da onlar. Çelik halatla yatay olarak havada asılı dururken enkazı andırmaları kendi sanat zevklerinin ve ikonografi anlayışlarının bir sonucudur. <laughs> Devam ediyoruz. Ee, 220 220. sayfada Parti de aynı nedenle yasaklanıyor diyor. Merhametsizlere hiçbir yakarış kar etmez merhametsizlere hiçbir yakarış etmez. Ve şu anda putların devrilişi, yakarmanın faydasızlığını görenlerin intikamıdır. 221. sayfa O zaman merhamet nedir? Bildiğim kadarıyla Simon Weil, Simon Weil, herhalde böyle telaffuz edilir, onu herkesten daha iyi tanımlamıştı. İnsanlara hiçbir zarar gelmemesi için çaba göstermek. Ne zaman bir insan için ne zaman bir insan için için neden incitiyorlar beni diye hıçkırsa bu ona zarar veriliyor anlamına gelir. İnsan zararı tarif etmeye ve kimin neden bunu yaptığını açıklamaya kalktığında çoğu zaman yanılır. Ne var ki hıçkırıklar yanılmaz. Çok güzel bir cümle. Ne var ki hıçkırıklar yanılmaz. 224 her ay milyonlar milyonlar yerlerini yurtlarını terk ediyor. Terk ediyorlar çünkü orada hiçbir şey kalmamış. Her şeylerinden başka. O da çocuklarını doyurmaya yetmiyor. Oysa bir zamanlar yetiyordu. Yeni kapitalizmin yoksulluğu böyle bir şey. 225'ten Esas olarak tüketmedikçe kendini boşlukta hisseden ya da öyle hissettirilen kimsedir tüketici. Marka adları ve logolar hiçbir yerin mekanlarına tekabül eder. Evet arkadaşlar hızlanıyorum. Az kaldı. Moralinizi bozmayın, sıkılmayın. Aha. 232. sayfa. Ben fethedilmişlerin değil, galiplerin korktuğu mağlupların arasındayım. Galiplerin devri her zaman kısadır. Mağlupların ise anlatılamayacak kadar uzun. Bir daha okuyorum Ben fethedilmişlerin değil, galiplerin korktuğu mağlupların arasındayım. Galiplerin devri her devre her zaman kısadır, mağlupların ise anlatılamayacak kadar uzun. İsrail'e burada bir laf çakıyor, çok güzel. Onu da paylaşayım arkadaşlar. Zaten bu yazının konusu İsrail'in e, yaptığı zulümler. İsrail hükümeti terörle mücadele edebilmek için bu önlem bu önlemleri almak zorunda olduğu iddiasındadır. Oysa bu aldatıcı bir iddiadır. Boğucu egemenliğin esas amacı yerli halkın zamanın ve uzamın sürekliliği konusundaki duyarlılığını yok etmek suretiyle ya topraklarının terk etmesini ya da sözleşmeli hizmetkarlar duruma, durumuna düşmesini sağlamaktır. İşte tam bu aşamada ölüler direnmeleri için yaşayanlara destek olur. Kadınlarla erkekler şehadete bir noktada karar verir. Boğucu egemenlik, çizdiğim cümle burası. Boğucu egemenlik mücadele ediyormuş gibi göründüğü teröre ilham kaynağı olur. 242. sayfa arkadaşlar. Şöyle bir yerden başlayayım. Ahize'yi elime alır almaz bu beklenmedik telefonun senden olduğunu e, via, via Paolo Sarpi'deki dairenden aradığını anlamıştım. Berlusconi'nin yeniden seçilişinden iki gün sonraydı. Durup dururken kulağınıza gelen aşina bir sesi hemencecik tanımak huzur verici olduğu kadar gizemlidir de. Durup dururken kulağınıza gelen aşina bir sesi hemencecik tanımak huzur verici olduğu kadar gizemlidir de. Zira bir sesle diğeri arasındaki farkı net bir şekilde hesaplamak için kullandığımız ölçülerin ve birimlerin formülü de adı da yoktur. Ne kodları ne de kodları günümüzde ise giderek her şey kodlanıyor diyor. Bir de şurayı okuyayım 243. sayfa. Karmaşık bir tanım aramıyorum. Bu çok önemli görevi üstlenmiş Z Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman herhalde böyle telaffuz edilir. Zygmunt Bauman gibi bazı filozoflar var. Ben köşe taşı olabilecek bir simge arıyorum. Köşe taşları kendi başlarına açıklayıcı değildir ama paylaşı paylaşılacak bir başvuru noktası sunarlar. Halk değişlerindeki zımni varsayımlar gibidirler. Köşe taşlarının yokluğunda insanlık kısır döngülere maruz kalma riski altındadır. Yani olduğu yerde dönüp dururlar. O taşları bulamadıklarında, bilemediklerinde oldukları yerde dönerler diyor. Köşe taşlarının yokluğunda insanlık kısır döngülere maruz kalma riski altındadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Muhtemelen bitti ama emin olmak için oraya kadar gideyim. Bir tane kalmış 251'de. Özgürlük yavaş yavaş dışarıda değil. ...hapishanenin derinliklerinde belirmeye başlıyor. Özgürlük, yavaş yavaş dışarıda değil, hapishanenin derinliklerinde belirmeye başlıyor, diyor ve bitiriyor. Efendim, kitap ara ara gördüğünüz gibi çok kıymetli cümleler içeriyor, tespitler içeriyor. Şöyle kapağını bir daha göstermiş oldum. John Berger'in manzaraları, içinde öykü var, e, denemeler yoğunlukta, konuları farklı farklı, büyük oranda sanat üzerine elbette ama... Sadece sanat yok, siyaset de var. Ee, hatta ne diyeyim? Psikolojik şeyler de var, sosyolojik, sosyopsikolojik tespitler de var. Ben kitabı beğendim, okunmasını tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi Metis yayınlarından çıkmış. Ee, başka bir kitapla tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.